What is for you, Turkish nanny? What is for you? I didn't say anything. Merhaba, nasılsın? You can say Brianna. What was Turkish for you? I don't know. I really don't. I don't get it. Blah, 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 blah. It's pretty much blah, blah, blah. That's what it sounds like. I think that's any language you don't understand, though, yeah. So. Artık kapı ses çıkarmıyor. Sonunda. Yakında kanalı izlemeyi bırakacaktınız bu yüzden. Neyse çözdüm arkadaşlar. Bugün yapmam gereken çok iş var. Bayağı meşgulüm. İlk olarak bana biri birkaç tane video gönderdi. Onu izlemem lazım. Tamamen örnek videoları içeriyor. Ufak bir çekim işi aldım. Ona gideceğim yaklaşık bir 2 saat sonra, 1 saat 45 dakika sonra. Amerikalı bir arkadaşım için yapacağım bir çekim olacak bu. Tam olarak ne istiyor onu öğrenmem gerekiyor. Benim babadan gelme böyle bir apşırık sesim var arkadaşlar. Genelde apşırdığımda insanlar korkuyor. Tabii bugünkü biraz aslında o kadar böyle çok sert değildi ama genelde çok sert oluyor. Benim babam şarkıcıymış gençken. Oradan geliyor diye tahmin ediyorum. Çünkü onun apşırması benden kat kat daha kuvvetli. Can I come work here? Böyle yurt dışına çıktığınızda arkadaşlar, dijital göçebe olarak ya da dünyayı gezmek amaçlı olarak bir becerinizin olması sadece online ortamlarda değil, normal fiziksel ortamlarda da işe yarayabiliyor. Benim mesela kameramın olması, çekim yapmayı bilmem, bugün yapacağım işle alakalı tam olarak. Look, as an example, I mean, picture is also easy in a good light. Maybe it's like mood board. She said that. Kaba yorumda arkadaşlar şöyle bir şey yazıyordu. Sen asimile olmuşsun, Türk düğünü yapsan ne olur? Daha sonra işte biri sormuş. Sen kimsin de Türklük bekçilik yapıyorsun, bekçiliği yapıyorsun, neye dayanarak bunu söyledin? İşte bir Türk'ün duruşuna ve onuruna sahip değil diye bir yazı yazmış. Şimdi ben bu yoruma takılmayacağım arkadaşlar. Benim demek istediğim size burada. YouTube'da belki ben günde 15-20 tane böyle kaba kaba yorumlar alıyordum. Bence bu söylenen yorumda küfür de içermiyor aslında. Yani küfür içerenden tutun, ağzıma kürekle vurmak isteyene kadar yorumlar alıyorsun. Ben bunları arkadaşlar açıkçası hiçbir şekilde tınlamıyorum. Yorumları tınlamıyorum. O yorumu yapan kişiyi zaten hiç umursamıyorum açıkçası. Tek söyleyebileceğim arkadaşlar, ben hayatımı yaşamaya devam ediyorum. Klavye başında kaba yorumlar yapmak kolay olabilir ama kibar olmak gerçekten birazcık emek isteyen bir iş. O yüzden ben kibar insanları çok ama çok seviyorum. O yüzden bu kanalda güzel yorumlar yapan bütün arkadaşlarım çok teşekkür ederim. Gerçekten hem bana hem Lana'ya çok güzel motivasyon veriyorsunuz. Kaba yorumlar da bizi hiçbir şekilde etkilemiyor. Hani görürseniz lütfen ama lütfen böyle küfür içeren içeriklerle cevaplar vermeye çalışmayın. Ya da çok uğraşmayın. Vaktinizi lütfen harcamayın. Çünkü bu tarz yorumları yapan insanların genelde hayatlarında kendine ait bir problemleri oluyor. O problemleri bir şekilde dışarı vurmak istiyorlar ve klavye başında vuruyorlar. Siz lütfen onlara zaman harcamayın. Washing here, yeah, they came right there, and I'm like, right there, yeah. I'm like, what are you doing? There's one right over there as well. Burning, like,
Like, why don't you speak? She's like, bartender. Maymun problemini herkes yaşıyor. Yerlilerin söylediği bir şey var arkadaşlar. Maymunlar sizin derinizden korkmuyor. Çünkü sen Sri Lankalı değilsin. Senin bile yabancı olduğunu anlıyor diyor. Senin diyor derin diyor, beyaz diyor. Mesela Lena için örnek veriyorum. Biryana için o kadar problem olmaz. Kendisi yarı Sri Lankalı gerçi ama dibine kadar girmişler. Wait, look there. On the roof. He's waiting. Yeah, he's looking for the moment. I think 3 times now I was in the roof. Ah! Şimdi Brianna anlattı. Dün gittiğimiz bir kafe vardı, ismi Verse. Maymunlar oranın banyosuna giriyor, diş fırçasını alıyor, tüm vücuduna sürüyor, oynuyor, uğraşıyor, geri bulduğu yere koyuyor. Zeki diyor bu hayvanlar. Bugün hava biraz yağmurlu. Az önce de yağmur yağdı. Benim çekim planı iptal oldu arkadaşlar. Ama şimdi de şu önemli belgeyi doldurmamız gerekiyor Sri Lanka turizmi için. Yavaş yavaş bir şeyler olmaya başlıyor. Yüzüme gidecek belgeler tamam. Hatta taramaya bile gerek kalmadı. Yani hemen fotoğraf çekti, bir de photoshoplayacak. Tamamdır. Öyle göndereceğiz. Evet. Aç. He's coming. He's not open. Come on. He will open. He's gonna open. I feel it. Sharing is caring. That's yes, sharing is caring. We always share. Gene elektrikler gitti evde. O yüzden kafeye gelmek zorunda kaldık. Şimdi jeneratörü çalıştıracak bizim için. Normalde aslında o kadar çok kafeye gelmiyoruz. Videolarda çok geliyormuşuz gibi gözükebilir. Zaten çoğu açık değil. Ama gerçekten ihtiyacımız olduğu zamanlarda gidiyoruz. Yani keyfi değil yani. Arada sadece bir kere keyfi gittiğimiz bir yer var. O da pizza mekanı. Hey bro! Bana push the button. Yes. Push the button. Tamam, Turizm Bakanlığı'na mail gitti. Evet, şimdi biraz rahat nefes alabilirim. Bu iş bugün tüm günümü aldı neredeyse. Bütün belgeleri doldurmak, bütün analizleri göndermek onlara. Çok beklentimi yüksek tutmuyorum gene arkadaşlar. 50-50 bir şey olabilir, olmayabilir. Ama süreç biraz hızlı işlediği için mutluyum. Belki bu dönemde daha bir ilginç olur gibi. Çünkü etrafta hiç turist yok. Eğer ayarlarlarsa bize bir tur ayarlayacaklar. Bakalım. Okay, yeah. tell him that he will see himself in a vlog. Yeah, you will see yourself in a vlog. Say hi to yourself tomorrow. Okay. Lena'nın asistanı arkadaşlar, Türk aslında. He says I need to change my background. I'm not happy with that. It's blurred. Türk arkadaş, kendisi çok başarılı bir arkadaş. Bize ulaşmıştı Lena'nın yaptığı kurs sürecinde yardımcı olabileceğine dair. Biz de onu ek olarak takıma aldık. Yaşı genç, şimdiden 18-19 ülkede bulunmuş. Süper biri. Lena'ya yardımcı oluyor. Bundan 2-3 ay önce Lena ile sahildeyiz. Bir tane böyle 60 ya da 70'li yaşlarda Avrupalı diyebileceğim bir adamla karşılaştık. Ve biraz muhabbetten sonra adama nerelisin dedim. Ben Aydan'ım dedi bir anda. I'm from the moon dedi böyle. Yaşlı amca, benim de dalga geçtiğini düşündüm direkt ilk olarak. Daha sonradan açıklamasını yaptı. İşte dedi, ben kendim dünya vatandaşı olarak görüyorum. 15 tane farklı ülkede yaşadım. Onun dışında 100'e yakın ülkeyi gezdim. Ve şu anda da Sri Lankalı bir ailenin yanında baraka gibi bir yerde yaşıyorum sahil kenarında. O an öyle demesi bir an hoşuma gitti. Biraz da garip geldi tabii ki başlangıç olarak ama daha sonradan düşündüğümde yani neden direkt bir insana nereli olduğumuzu söylemek zorundayız ki gibisine düşünmeye başladım. Ben arkadaşlar kendim insanları hiçbir şekilde renginden, dininden, dilinden, ırkından hiçbir şeyle ayırmıyorum. İnsanı insan olarak görüyorum. İşte o şuralıymış, o buralıymış, o şunun şurasıymış gibi bir düşünceye şekliyle yaklaşmıyorum.
Böyle bir düşünceye ulaşmamda da en büyük yardımcı olan şey arkadaşlar, erken yaşta kendimi dışarı atmak ve dünyayı tanımak oldu. Ve aslında insanların birbirinden çok farklı olmadığını öğrendim. Hepimiz dünyada mutluluğu arayan insanlarız bir nevi. Bazımız çok kötü şartlarda yaşıyoruz, bazımız diğerine göre daha iyi şartlarda yaşıyoruz. O çok kötü şartlarda yaşayanları görünce özellikle, örnek veriyorum Sri Lanka'da ben denk geliyorum, Afrika'ya gitsem Allah bilir nelere denk geleceğim. Gerçekten şükrediyorsun. Gezmek sizin gözünüzü açıyor. Ya yani inanılmaz bir şekilde gözünüzü açıyor ve yalnız olmadığınızı anlıyorsunuz. So you finish your work? One kind of work I finished. Can we go? You can go. Okay. Umuyorum ki bugün sıkıcı bir vlog olmamıştır arkadaşlar. Birçok iş vardı, onları hallediyordum. Umarım izlerken keyif almışsınızdır. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın. Bir sonraki bölümde görüşürüz. O da yarın sabah 9'da olacak. Hoşça kalın. Lena. Mutlu günler. Mutlu günler dilerim. That's it.